Kur'an'da genellikle dikkat edilirse önemli konu sürekli ısrarla tekrar edilir. Allah'a inançta, imanda insanların sorumlu olduğu çok vurgulanır. Bu konuda samimi ve vicdanlı olmalarını istenir. Ancak diyor Allah, vicdansız olan, vicdanını kullanmayan fark edemez diyor Kur'an'ın. Yani vicdanını kullanan fark eder diyor yaklaşık inşallah. Yani samimi olarak bakıldığında çünkü hep güzelliği anlatıyor Allah. Bir de çok makul ve çok tutarlıdır Kur'an. Yani baştan sona kadar çok makuldür. İkinci hayatı söylüyor Allah. Mesela onu biz bilemezdik. Yani ikinci bir hayat olduğunu bilmezdik biz. Normal öleceğiz zannederdik. Yani içgüdü olarak hissederdik de ama tam bilemezdik. Allah ikinci hayat var diyor. Hem de öyle kısa da değil, sonsuz. Şahane bir şey. Bayağı güzel. Ya bugün de evde baktım teknik aletlere. Allah Allah. Her şeyi Allah yaratmış. Yani çok açık yani. Ben hayret ediyorum Allah'a insanlar nasıl inanmıyor. Ya şimdi kalem yaratılıyor kafamın içinde. Bu nedir? Bu başka açıklaması ne olur bunun? Net yani Allah var. Sırf kalemden anlarım ben. Sırf kaleme baksam anlaşılıyor Allah'ın varlığı. Çok net, açık. Ama Allah detaylı bilgi vermiyor. Yani imtihan için o kadar mükemmel bir ortam var ki. Yani iyi böyle samimi insan fazla bilgisi olmasa dahi en yüksek dereceye çıkacak durumda dünyada. Yani bu çok büyük bir imkan. Evet, çok büyük bir güzellik. Bir yarış yeri. En iyi olma imkanı var dünyada. En güzel olma imkanı var. Bu çok hoş. Bayağı. Çünkü insan en iyi olmak istiyor. En güzel olmak istiyor. Alabildiğine insanın önü açık. Yolu açık. Ne güzel ya. Maşallah. Çok da delil olursa, yani çok çok aklın ihtiyacı alacak gibi olsa o zaman da imtihan olmaz. Mesela bakıyorum. O teknik aletler, bilgisayarlar, televizyon yapmış. Adam farkına varamıyor. Büyük bir heyecanla hemen imana sarılmak lazım. Ve sıkı sıkıya sarılıp bırakmamak lazım. Karşı yönde de Allah aslında delil yaratır. Yani imanda iki tarafında, yani küfrün de kullanabileceği delilleri yaratır Allah. Fakat zayıftır küfrün kullanacağı deliller. İmanın kullanacağı deliller çok güçlü yaratılır. İmtihanın gereği olarak. Yoksa mesela bir çocuk ölür. Bunu küfür isterse kullanabilir. Ama Allah ona karşı mesela bilgisayarı yaratıyor. Atomun harikasını yaratıyor. Ruhu yaratıyor. Ruhun içindeki harika yapıyı yaratıyor. Ama çocuk öldüğünde Allah onun sırrı bana ait diyor. Bana güvenin diyor Allah. Ben size merhamet etmeyi, acımayı ben verdim diyor. Benim aklım hepinizden çok diyor Allah. Kıyas olmaz diyor Allah. Benim istediğim kadar düşünüyorsunuz. Benim bir şey yapmam durumunda hikmetle yapacağımı düşünün, bana güvenin diyor Allah. Yani çocuk eğer çocuğun canını alıyorsa bir bildiğim var diyor Allah. Bakıyoruz çocuk ne derdini düşünüyoruz. Allah beynimizde var, görüntü olarak yaratıyor. Dışarıdaki çocuğun mahiyetini tam bilmiyoruz biz. Yani nasıl onun canı alınıyor, ne zaman alınıyor? Cennetteki yerine hangi anda geçti bilmiyoruz. Bana güven üstüne kuracaksınız ya Allah. Bana hüsnü zan üstüne. İmtihanın sırrı bu. Mesela bak sizler Allah çok güzel yaratıyor. Ama çirkin insan da yaratır. Eli yüzü yanmış, bozulmuş insanlar da yaratır Allah. İşte orada akıllı insanlar hep Allah'tan yana tavır koyuyorlar. Yani sıkı sıkıya imana tutunuyor, bırakmıyor imanı. İmanı bırakmayanların yolu açık oluyor. Gizemli bir şekilde, hayret edecek bir şekilde başarılı oluyorlar ve sonunda dünya hakim oluyorlar. Bakın dikkat edin, dünya hakim oluyorlar. Tevrat var mı burada? Bak Tevrat da diyor bir hüküm. 10 kişi bile olsa diyor,
Allah dünya hakimi yaparım diyor. 10 kişi iman eden. Dünyayı helak etmem diyor. 10 kişi bile olsa iman eden. Samimi iman eden olsa. Mesela hayat kısa yaratıyor Allah. Çok şahane bir şey bu imtihan için. Mükemmel. Bakıyorum her gün. Fashion TV diyor mu benim odamda her gün açıktır akşama kadar. Kerato manken kızlar. Fıttır fıttır sokaklarda geziyorlar. Fıttır fıttır oradan hepsine aynı fabrikasyon kıyafetler vermişler. Hep birbirine aynı kıyafet, aynı terlikler. İş güç yok akşama kadar keratalar. Böyle. Nerede akşam orada sabah. Topluca onları lokantaya götürüyorlar. Topluca lokantadan çıkarıyorlar. Yani bir kısmı için diyorum, hepsi için değil. Yani bir yaratıcı, üretici bir yönleri olmuyor bir kısmının. Ama bir hayatı yani bir düşünmeleri gerekmez mi? Değil mi? Ya bu nedir mesela? Deniz sahine gidiyorsun. Bunu kim yarattı? Orada balık yiyorsun. Bunu balığı kim yarattı? Arabaya biniyorsun. Arabayı kim yarattı diye düşünmeleri lazım. Bir kısmı çok boş oluyor. Ne genel kültürler oluyor, ne düşünme yöntemleri derin oluyor. Bir gariplik oluyor. Halbuki derin düşünmek insana çok yakışır. Mesela bir kadına derin düşünmek yakışır. Allah öyle güzel yaratır onu. Yani sati düşünüyorsa çok sıradan insan olur. Yani pek bir anlamı kalmaz öyle bir insanın. İman etmek için ya evin içindeki o teknik aletlere baktım da yani ne kadar bol Allah delil yaratmış. Ama imanını kaybedecek insanlar için de delil yaratıyor Allah. Yani sapıtmalar için de delil yaratır insanların. Yani diyor mesela bir çocuğun ölümü, bir insan çirkin olan, yahut hastalıklar, dertler, belalar. Mesela baş ağrısı, baş ağrı, ayağı takılır düşer, bilmem ne işte bir yakını ölür, bir şeyler olur. Çoğu insan o imtihanı, bu kadar kolay imtihanı kaldıramaz. Onun için Allah imanı güçlü olanlara çok daha fazla bela veriyor ki onlarla kendilerine kıyaslasın insanlar diye. Mesela peygamberimizde ki bela sayısı çok çok fazladır. Yani halktan bir insanda olan belalara kıyaslarsak yüzlerce binlerce mislidir. Yani kıyası kabul olmayacak kadar çoktur. Ama mesela peygamberimiz hiç olumsuz etkilenmemiştir. Her an şehit edilebilirdi. Gayet tevekküllü. Peygamber olduğunun bilincinde. Gayet muntazam, gayet güzel görevini yaptı sonuna kadar. Ve kimse de onun canını alamadı peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu başlı başına bir mucizedir. Etrafındaki insanlar mesela şehit olanlar oluyor. Biz Ali şehit oldu diyoruz ama o şehitlikten imanını kaybedenler oluyor. Mesela Hazreti Yahya, Zekeriya aleyhisselam şehit olduğunda imanını kaybeden çok fazla insan oldu. Hazreti İsa aleyhisselam çarmıha gerildiğini zannedenlerden birçok kişi imanlarını kaybettiler. Bu da bir imtihanın sırrıdır. Mesela Hazreti İsa aleyhisselam ölüyü kaldırıyor. Bu çok güçlü bir iman vesilesidir. Ama bir de bakıyor çarmıhta, bak diyor Hazreti İsa'yı öldürdüler diyorlar. Adam ona inanıyor, bir anda imanını kaybediyor. Halbuki göğe alındı Hazreti İsa aleyhisselam. Allah'ın katına alındı. İmtihanda Allah çok ince detaylar meydana getiriyor. Samimi olan insanın cennetidir dünya. Acayip rahattır. Alabildiğini yükselebilir dünyada. Çok kolaydır. Mesela Mehdi öyledir. Mehdi öyle ilim, irfan sahibi, o kadar çok okumuş, medrese eğitimi birisi değil. Yani üniversiteden mezun olmuş, efendim işte Arapça ilmi almış, müderrislerin, alimlerin eğitimine geçmiş bir kişi değil. Bunu kim diyor biliyor musun? Cübbeli diyor. Hadislerde de bu böyledir. Allah'ın herhangi zavallı bir kuludur. Sırf samimidir Mehdi o kadar. Kafasını iyi kullanıyor. Hep Allah'tan yana kullandığı için. Allah sürekli yolunu açıyor Mehdi'nin. O yüzden de dünya hakim oluyor en sonunda. Allah Hazreti İsa aleyhisselam gibi bak, Ulul Azm peygamberi emrine veriyor. Ama bak sonuna kadar sebatlı, sabırlı ve kararlı, azimli. Hiç şüpheye düşmüyor, iradesini kaybetmiyor, hep azimli. Yoksa Mehdi de imtihan oluyor. İnsan zannediyor ki böyle çok açık bir şey, öyle bir şey yok. Peygamberler de imtihan oluyor, hepsi imtihan olur. Mehdi'nin ana silahı nedir biliyor musun? Ana özelliği. Silah değil mi? Allah affetsin. Ana özelliği samimi olmasıdır. Hep Allah'tan yana ve candan olması. O yüzden Mehdi oluyor.
Mesela Allah diyor ki cennetin tavus kuşudur diyor Mehdi için. Biz diyor cennet halkının seyitleriz diyor. Ben, Hamza, işte Hasan, Hüseyin, Mehdi. Cennet halkının seyitleriyiz diyor. Hazreti Ali'nin özelliği ne? Çok samimi Hazreti Ali. Bayağı samimi, çok sıcak, tatlı böyle, şakacı, sevecen. Hep hüsnü zan sahibi. Mesela bak gözlerine çok rahatsızlık gelmiştir Hazreti Ali'nin. Hep Allah'a sevdi. 17 yerine yaralandı. Derin aşkla Allah'a yine seviyordu. O köpek, alçak dedemi şehit etmek üzere vurduğunda dedeme, Allah'a sevgisinde milim santim gerileme olmadı. Bilakis iman daha da arttı. Halbuki mesela başka bir insan olsa zayıf olsa imanı. Yani ben Allah için ömrümü verdim, her şeyi yaptım. Tam namaz kılarken geldi bir kahpe bana vurdu diyebilirdi. Demiyor. Orada ona vuran da Allah. Hazreti Ali'nin canını alan da Allah'tır. Yani onu şehit eden de Allah'tır. Onu vesile etmiştir. Onun için sahabelerin imanında hiçbir şekilde sarsılma olmuyordu. Halbuki bak her gün gözünü kaybeden, ağzını burnunu kaybeden sürekli doğruyorlardı ellerini yüzlerini sahabelerin. Müthiş imanlar artıyordu. Artık müthiş bir coşkuya dönüşmüştü imanları. Ne özellikleri? Samimiler. Sadece samimiler.